Bölüm 18. Sürekli dua. İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç varmış. Yine o kentte bir dul kadın varmış. Yargıca sürekli gidip davacı olduğum kişiden hakkımı al diyormuş. Yargıç bir süre ilgisiz kalmış ama sonunda kendi kendine ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da bu dul kadın beni rahatsız ettiği için onun hakkını alacağım. Yoksa tekrar tekrar gelip beni canımdan bezdirecek demiş. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz? Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim. Onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Ferisi ve vergi görevlisi. Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıkmış. Ferisi ayakta dikilip kendi kendine şöyle dua etmiş. Tanrım, diğer insanlar gibi soyguncu, hak yiyici ve zina edici olmadığım için, hatta şu vergi görevlisi gibi olmadığım için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor. Bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyormuş. Size şunu söyleyeyim. Ferisi'den çok bu adam aklanmış olarak evine dönmüş. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak. Kendini alçaltan ise yüceltilecektir. İsa küçük çocukları kutsuyor. Bazıları İsa'ya küçük çocukları da getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, "Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın," dedi. "Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez." Zenginlik ve sonsuz yaşam. İleri gelenlerden biri İsa'ya, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan tek biri var. O da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene babana saygı göster." "Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi adam. İsa bunu duyunca ona, "Hala bir eksiğim var," dedi. "Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle." Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü, çünkü son derece zengindi. Onun üzüntüsünü gören İsa, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne kadar güç," dedi. "Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işitenler, "Öyleyse kim kurtulabilir?" dediler. İsa, "İnsanlar için imkansız olan Tanrı için mümkündür," dedi. Petrus, "Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik," dedi. İsa onlara şöyle dedi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, anne babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur." İsa ölüp dirileceğini yeniden bildiriyor.
İsa 12'leri bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin insanoğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O diğer uluslara teslim edilecek. Onunla alay edecek. Ona hakaret edecekler. Üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti. Ve anlatılanları kavrayamıyorlardı. Bir körün gözleri açılıyor. İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş direniyordu. Adam oradan geçen kalabalığı duyunca "Ne oluyor?" diye sordu. Ona "Nasıralı İsa geçiyor." diye açıklamada bulundular. O da "Ey Davutoğlu İsa, halime acı." diye bağırdı. Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o "Ey Davutoğlu, halime acı." diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu. Adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa ona "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. O da "Rab, gözlerim görsün." dedi. İsa ona "Gözlerin görsün." dedi. "İmanın seni kurtardı." Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.